Bir kültürün ürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için kültür hatlarına ihtiyaç vardır. Bu hatları aksettiren geleneksel sporlardaki tarihi malzemeler bizim Türk halklarında çok fazlasıyla vardır. Türk akraba toplumları bu konuda hakikaten son yıllarda büyük bir girişim içerisindedir. Dolayısıyla Türk tarih ve kültürün birçok derin manalarını taşıyan bu geleneksel sporları biraz övünülen malzemeler konumuna sokuyoruz ama biz bu övünülen malzemeler diğerden ziyade yaşanan değerler demeti haline getirmemiz gerekiyor ki bütün çabamız da budur. Bu konuda da Kırgızistan'da dünyada üçüncü, Türk dünyasında ilk kez geleneksel spor araştırma uygulama merkezi açıldı. Biz Denizli YÖK tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından o kurumun başkan olarak atandık. 2 yıldır oradayız. Kısmet olursa daha 3 yıl görev yapacağız. Dolayısıyla kendi tarih ve kimliğini bilmeyen, bunun şuurunda olmayan hiçbir kültürün anlamı yoktur. Atasporlarımızı bir milli dini motiflerle donatılmış köklü genelekler, o mirasa sahip olan, onu değerli gören, ona mensubiyet şuuru duyan, yaşayan şahıs ve kurumlarla ancak yaşatılabilir. Dolayısıyla bu sempozumu yaparak sürekliliğini sağlayan, geleneklerimizi yaşatabilmeyi, tanıtabilmeyi, gelecek nesillere konu hakkında en azından yazılı belge bırakabilmeyi bir milli vazife olarak telakki edenler, aynı zamanda milli kültürün taşıyıcı ve koruyucu vizyonuyla sosyal bir misyon yüklenmişlerdir. Bu aziz millete, şehitlerin kanıyla yoğrulmuş bu kutsal topraklara mensubiyet şuuru duyan birisi olarak, başta Türk Tarih Kurumu'na, Kahramanmaraş Valiliği'ne, Dünya Etnospor Konfederasyonu'na, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ve Avşin ilçemiz Belediye Başkanlığı'na sonsuz teşekkür ederim. Eğer geleneksel sporlar ve oyunlar devam ederse, profesyonel dediğimiz spor alanlarında formatladığımız, biçimlendirdiğimiz antrenörlere, koçlara, formalara, salonlara belli imkanlar içerisinde yerleştirdiğimiz sporlarla elde edemediğimiz toplumsal duyarlılığı, farkındalığı geleneksel sporlar yoluyla elde ederiz. Herkes için spor, geleneksel sporlar ve oyunlar yoluyla elde edilebilir. Kuşkusuz bu nedenle bu inisiyatifi destekleyenleri, takip edenleri, başaranları, sürdürenleri, sahipliği yapanları saygıyla selamlıyorum bu bakımdan. İkinci bir husus, uluslararası toplumla buluşmak aslında yerelin evrensele taşınması için çok önemli bir iklimdir, fırsattır. Sadece kendi evimizde kalarak dünyalı olamayız. Dünyalı olabilmemiz için dünyayı tanımamız gerekiyor. Dünyayı tanıma mekanlarından birisi de UNESCO programları ve UNESCO çalışmalarıdır. Özellikle geleneksel spor ve oyunlar alanında, kültür sektöründe ve insani ve beşeri bilimler sektöründe UNESCO'nun çok değerli ve çok önemli çalışmaları var. Tabii ki toplumların kültürleri vardır, sporları vardır, gelenekleri vardır. Biz bunları yaşatmamız lazım. Allah nasip etti, Türk coğrafyasının birçok yerine gitti. Bugün girişte de Gökoğuz, Gagauz, Komrat'ta misafirler olduğunu gördüm. Yine aynı şekilde Kırgızistan'dan, Bişkek'ten, Isıkgöl'den, Karakol'dan, Talas'tan misafirler olduğunu gördüm. Yine Kazakistan'dan. Ben onların hepsine ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Tabii bu kültürümüzü, geleneksel sporumuzu yaşatmamız, gelecek kültürlere aktarmamız lazım. Hocamın ifade ettiği gibi bunlar bizim atamızdan, dedemizden yaşantımızı, o günkü şartları da yansıtan bir kültür olarak günümüze geliyor. Kahramanmaraş şehrimizde geleneksel sporlarda başta güreş olmak üzere birçoğunun yaşatıldığı ve devam edildiği bir şehrimiz. Aynı zamanda bu geleneksel sporlar vesilesiyle bir araya gelmemiz Türk coğrafyasının
soydaş coğrafyasının bir araya gelerek daha fazla iletişim ve iş birliği kurma imkanlarına da vesile olduğunu düşünüyorum. Sempozyumun şehrimizde yapılmasından dolayı da burada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.